Nasılsınız? Her şey iyi mi? Hayırlı cumalar olsun efendim herkese. Bugün herkes her şeyin güzel olacağına inansın. İnançlarımız, düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkan kelimeler, hissiyatlarımız çok önemli. Çünkü insanlar çoğu kendi düşündüklerini yaşıyor. Ne düşünürseniz o olur lafı öyle bir şey. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var. Psikolojide de bu vardır. Siz bir şeyin olacağına çok inanırsanız zaten o doğrultuda yaşamaya başlıyorsunuz. Ve gerçekten hayat size onları sunmaya başlıyor. O yüzden sabah kalktıktan sonra ne düşündüğünüze, ne hissettiğinize, neye inandığınıza çok çok dikkat etmek gerekiyor. Değil mi? Şimdi bugün soru cevaplarımız var. Sizleri bekliyorum. Sorularınıza gelin. Karşıma gelin, güzelce dertleşelim, sohbet edelim, sorularınızı sorun. 530-488-51-84. İster arayabilir, ister mesaj atabilirsiniz. Yazgül burada. Yazgül, seni herkes çok merak ediyor. Sen ağlıyor musun? Yok. Gözlerin ıslak. Valla. Evet. Yok. Ağlıyorsun sandım. Yok yok. Nasıl, iyi misin? İyi. Sen nasılsın Yazgül? İyiyim. Duygulandım ya, sen konuşurken o yüzden belki. Duygulandın mı? Evet. Neye duygulandın? Senin konuşmanda. Benim konuşmama duygulandın. Evet. Sen duygusal mısındır Yazgül? Evet, çok duygusalım. Çok hassasım. Hassas bir insansın. Evet. Dün sen kıyafet almaya gitmişsin, evet, arkadaşlarımızla. Bayağı her gören Yazgül seninle fotoğraf çektirmek istemiş. Evet, çok seviyorlar beni gerçekten. Ben onları çok seviyorum. Erkeklerden daha çok. Erkekler daha çok bana şey. Erkekler mi geliyor en çok fotoğraf? Erkekler geliyor, öpmek istiyor, salınmak istiyor. Dün temas yok dedi ama korumak istiyorum. Tövbe. Temas yok diyor musun? Evet, söyleyeyim, temas yok dedim. Ben koruma istiyorum Esra Hanım sizden. Ne istiyorsun? Koruma. Koruma istiyorsun. Evet. Bizim bir korumamız vardı burada. O nerede? Dursun gelsin buraya. Sen niye koruma istiyorsun? Sana bir şey mi yapıyorlar? Ya, seviyorlar biliyorum ama erkekler işte. Öpmek istiyorlar, sarılmak istiyorlar. Ha, sen yanında sürekli bir koruma istiyorsun. Evet, ben de seviyorum onları. Seviyorlar onları. Gerçekten sana seviyor beni. Resim çekmek istiyor. Ama çeksinler. Ama korkuyorsun biraz herhalde. Çeksinler. Seviyorum bunları. Erkekler daha fazla. Tarkan'ın koruması var. Büyük starların hep koruması var. Evet, ben de istiyorum. Sen de istiyorsun koruma. Evet. Vay Yazgül. Valla eğer kendini zaten hani böyle yani tehlikede ya da çok fazla hayranlı olduğunu düşünüyorsan, evet, koruma var, genelde var, gerekli var. Ne yaptılar dün Yazgül? Kim? Yani geldi mesela, ne yapıyor adam, geliyor sana? Öpüyorlar, sarılmak istiyorlar, öpmek istiyorlar, izin vermiyordu. Temas şey, zaten beni dün burada ekip korudu gerçekten. Ekip mi korudu? Evet. Kimle gittin sen? Bir bayanla gittim. Zuhal. Zuhal'la Zuhal. Gittim. Kıyafet aldılar. Zuhal bana. Bir gelsene bize, birazcık anlat. Bakayım Zuhal neler yaşamış. Zuhal de zorluk çekti mi seninle, evet, dolaşırken? Evet, o da zorluk çekti, evet. Vay. Biz kendimizi kafeye attık. Kafeye attınız. Oradaki garson falan. Yok, biz kendimizi sakladık zaten. Sakladın, saklanmak, evet, zorunda. Gördünüz mü, ne diyorsunuz Yazgül, yürüyemiyor yolda. Ha? Ayşe Hanım. Ben yurt dışında, ben de yürüyemiyorum diyor Ayşe Hanım. Seni de ben tanıyorlar. Ben yurt dışında onları çok seviyorum. Onları çok seviyorum. İyi ki var gerçekten. Ha, yurt dışından da sana çok, çok şey var. Çok izliyorum. Ben onları çok seviyorum. Burada hepsi kucak dolu sevgiler. Sizi de öpüyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz yurt için. Yurt dışından bu şeye mi? Yurt dışında da çok izleniyor. İzleyenlerinin var. Çok var, evet. Ayşe Hanım. Esra Hanımcığım, ben de yürüyemiyorum. Ben de bir korum istiyorum. Sen de mi yürüyemiyorsun? Evet. Ayşe Hanım'a baksana. Ayşe Hanım. Aynen. Gerçekten öyle mi? Öyle. Baksana Yazgül'e. Ben de güzel bir bayanım. Evet. Ama Yazgül tanınmış bir bayan artık. Esra Hanım. Efendim? Yazgül'ün sayesinde biz de tanınmış olduk. Ve çok herkes siz Yazgül'den daha güzelsiniz diyorlar. Bizim önümüzü kesiyorlar. Bu anda Allah şu anda Allah. O zaman herkes önümüzü kesiyor. O zaman biz de bir koruma istiyoruz. Eğer korumaları layıksa. Bilmem. O zaman iki tane koruma istiyoruz. Sence güzel kadın ama siz de güzelsiniz canım. Hele senin üstündeki maşallah. Vallahi hepiniz güzelsiniz. Bence kadınlar zaten kendi güzelliğine inanırsa her kadın güzel. Zuhal gelsene. Ne oldu dün, zorlanmışsın bayağı. Gel gel gel. Ne oldu Zuhal, kıyafet almaya gittiniz? Hı hı. Dün zorlandık. Çarşıda yürüyemedik çünkü. İnsanların inanılmaz bir ilgisi vardı Yazgül'e. Birisi motordan atladı. Ah! Yazgül, Yazgül dedi. Ondan sonra motordan görüyor indi. Görüyor musun Yazgül? Yazgül'e sarıldı. Yazgül de böyle yaptı. Lütfen temasla bulunmayalım dedi. Ama selfie çekilirim dedi. Ha. Sonra kadınlar öyle geldi. Bir de temas mı etmeye çalışıyorlar? Evet, temas etmeye çalışıyor ama Yazgül izin vermedi. Hı hı.
Birkaç tane kadın daha geldi sonra arkasından. Bir de arkadan bağırıyorlar Yazgül, Yazgül. Hani önden de tanımıyorlar. Arkadan bile Yazgül'ü tanıyorlar yani. Aa, nasıl tanıyorlar arkadan Yazgül seni? Seviyorlar. Ben alıştım daha. Seviyorlar beni onunla. Aa, şimdi peki... Sen de tedirgin oldun mu? Koruma istiyorum diyor çünkü Yazgül. Evet, benim korumam lazım diyor çünkü çocuğa temas yok derken orada bir irkildi. Ha, hani korktu. Ben de devreye girdim. Evet. Ondan sonra da kadınlar bırakmadı. Fark eden bir şey yok. Kafaya attık değil mi kendimizi? Evet. Kafaya atmışsınız kendinizi. Eşimi senin hayatına girecek erkek için de zor Yazgül bu. İleride diyecek ki bu kadar beğenilen bir kadın, bu kadar herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Sürekli fotoğraf çektirdiler zaten. En son bir tane kadın bizi hiç bırakmadı. Mağazaya girdik, kıyafet bakıyorduk. O sırada kadın hiç bırakmadı. Yazgül böyle yaptı. Ya siz bir gidin de biz bir alışveriş yapalım. Ha, hani bir de bırakmıyorlar. Yazgül görüyor musun? Evet. Şimdi tabii erkekler de bu kadar çok hani böyle beğenilecek, yolları çevrilecek biriyle de olmaktan korkarlar. Hatice Hanım. Sağ ol. Teşekkür ederim Zuhal'cığım. Esra Hanım. Evet. Çok böyle gözde olup da yükseklerde olup da yükseklerden düşmenin de kötü tarafını da gördük. Hı hı. Çok seviyoruz diyorsa yanına yanaşıp da daha beter şeyleri de gördük. Çok ünlülerin düşüşlerini de gördük. Yazgül'ü de iki gün sonra daha başka türlü görebiliriz. Şu anda bu kadar böyle pohpohlanmasına gerek yok. Ne yaptığını, ne gittiğini hepsini biliyoruz zaten. Siz de biraz rahatsız oldunuz herhalde bu kadar. Rahatsız oluyoruz tabii. TikTok'larda her şeyde her şeyini gördüğümüz için bazı insanların da yanına çıkıp da resim çektireyim. Ünlü üstüne gidip de daha çok böyle pohpohlamanın da hiç gereği yok. Ne olduğunu herkes biliyor. İlk önce kendi seviyesinin yerini bilmeli. Evvela çoğunluğun çocuğunun yerini şey, bilmeli. Bu hanımlara da bir şey söyleyeceğim. Benim hanımlarım çok tatlı yorum yapan ama bir Yazgül'e karşı bir agresifliğiniz var. Niye? Hep kadınları tutarsınız siz normalde. Yazgül acaba haklı mı beni kıskanıyorlar diye. Ha, gerçekten bunu düşünmeye başladım. Ha, söyle. Neden? Hani siz hep kadınları tutarsınız çünkü. Burada yorum yaparken Esra böyle. Esra Hanım, biz Yazgül'ü kesinlikle kıskanmıyoruz. Yani Yazgül'ü Allah doğru yola erdirmeyi nasip etsin. Bizim tepkimiz ona çocuklarına bakmadığı için. Yani çocuklarına, engelli bir çocuğu var ve engelli çocuğuna bakmıyor. Çıkmış TikTok'larda şey yapıyor, boy gösteriyor. Şey yapıyorsunuz yani hani çünkü biz hani hep böyle birlikte benim de hep hissiyatım kadınlara destek olmak şeyiyle. Ama siz hani aslında diyorsunuz ki biz kıskanmıyoruz sadece kendi ailesine dönsün. Yazgül yeğenin hattımızda. Yeğenim, merhabalar. Yeğenim hangisi? Hangisi? Adı var, adını verdi mi? Dün ismi geçmiş annesinin. Acaba hangisi? Merhabalar. Bilmiyorum. Ama ismini de... Duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum sesi. Bakayım tanıyacağım mı Yazgül? Siz Yazgül'ün yeğeni misiniz? Evet yeğeniyim. Benim birkaç söylemek istediğim İsmi bir şey ne? Var. İsmi ne? Nerede katılıyor? Beni sesinden tanırsınız. Dün bahsettiğim iki ablam dediğimin yeğeniyim. İki ablandan birinin çocuğusunuz siz öyle mi? Evet. Hangisi çocuğu? Söyle o zaman ismini söyle. Birazdan tanırsın şimdi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet. Esra ablacığım şunu söyleyeyim. Dün benim annemden bahsederken önce oturup bir kendine baktın. Benim annem... Bir kere bu istersin tanımıyorum ben. Hayır bir dakika beni bir dinler misin? Annen yalan söyle istersen. Annenin adı ne? Şimdi söyleyeceğim sonunda söyleyeceğim. Dün annemden bahsederken... İsmini bir söylesin yalan ben bu sesi tanımıyorum. Annenin ismini söyle de. Ya gerçekten benimle ailem arasına girme sesin. Songül'ün kızıymış. Hangi Rabia mı? Songül. Songül kaç tane dün bahsedip duruyordun ya. Songül'ün kızı. Rabia'sın. Daha beni bile tanımıyor yazıklar olsun. İsmini söyle tek bir kızı var Rabia. Bekir diyorum ya Rabia diye daha yeğeni bile tanımıyor. Nasıl ya tek bir kızı var ya. Tek bir kızı var yalan. Tek bir kızı mı var Songül'ün? Evet Rabia yalan söylüyor. İşte oymuş. Evet. Şimdi ben sana annenden bahsetmedi. Sana annem var ya bütün gece canlı yayınıma katılıyor. Ama canlı canlı. Bir dakika bir söyleyeceğini söylesin sen cevap ver. Tamam bir dakika devam edin dinliyorum. Şimdi bak teyze benim annem sana hiç zararı olmadı. Benim annem 24 yaşında dul kaldı. İki çocuğunu büyütmek için elinden geleni yaptı. Kimseden senin gibi para dilenmedi. Ki benim annem sana dünyanın parasını da yolladı. Onu da geçti. Bir kere sen annem bana 200-300 gönderdi. Yalan hayır. Söyleme.
Bak teyze. 300 gönderdi bana. Aynı. Ne dilenmişim? Tamam, sensin sen ana gece bütün gece buranı. Buranı TikTok'ta açık para erkekler atıyor. Teyze bir dakika. Sen annen var ya bütün gece buralarını açıyor TikTok'ta para atıyorlar. Yalan sen bana diyorsa sen dileniyorsan da. Çok şükür ben namusumla şerefimle buradayım. Hiç de öyle biri değilsin. Sen vallahi git herkes ananın neyini yapıyor. Bir saniye bir dileyim. Bir kere sen söyledin. Bir dakika. Bir kere git ananın TikTok'una git. Bir dakika. Siz yalan neyi söyleyeceksiniz? Biz para gönderdik, yardımcı olduk diyorsunuz. Sonra ya 300 gönderdi, ne yardım? Yalan söylüyorlar. Ya benim ona dedik, gel kardeşim yanında dur. Ben sana bakarım ama bu... Herkes senin anneni de tanıyor, beni de tanıyor. Yalan söyleme. Siz yanınıza çağırdınız, bir dakika. Yalan söylüyor. Yazgül tek tek anlamıyorum. Yalan söylüyor Esra Hanım. Ben konuşurken herkes susun. Ben konuşurken susun çünkü boğazım ağrıyor. Bugün çok bağırmıyorum. Esra Hanım ben bunları yanına bir kere yalan söylüyorlar. Buna bir kere beni yanına çağırmadılar. Kötü bir şey söylemiyor şu an, bir dur. Diyor ki dilenci sensin. Ben ne diyeyim, seni ana buranı açıp bütün güzel erkeklere gösterip para alıyor. Tamam dur Yazgül. Söyleyin bitirin. Yalan mı? Yanınıza niye çağırdınız. Niye atıyorsunuz? Bir dakika Yazgül. Ben evet, sen diyorsun abla, da. Sen ana estetiği nasıl yaptın? Bir dakika sen ana estetiği nasıl yapıyor? Her yerine estetik yapmış. Bu para nereden geliyor? Sen gelince git annene bak canım. Sonra gel bana burada konuş. Dur Yazgül. Sen annem kıskandığın bir dakika art arda sen konuşma aşık, anlamıyorum. Ben kendi bir saniye. Gerçekten anlamıyorum. Bir dakika. Ay kafam şişti ya. Yazgül bir dur çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne dediğini bile duyamadım. Bir daha söyler misiniz? Yavaş yani biri konuşurken konuşmaya çalışmayın. Bilmiyorum o biraz dursun. Yoksa tamam. Konuşmayacağım. Konuşun söyleyin. Şimdi Esra abla annemi alıp durması. Benim annem ona çok sahip çıktı kendi istemedi. Yalan söylüyor yalancı dur, yalan. Geldi. Bir anlatacağınızı anlatın cevap vermeden Yazgül anlatacağınızı anlatın. Benim annem çocuklarına baktı büyüttü bu yaşa getirdi maddi durumu iyi. Kız kardeşim dedi ki gel sahip çıkayım. Kendi TikTok'ta uğraşmış. Vallahi şey, yalan söyleyebilir. Sen o çocuk halüsüne yemin etsene. Ben yemin ederim. Sen bir etsene söyle ben bu çocuk halüsüne yemin ederim. Yani şöyle bir şey demek istediğimi anlatayım. Annem sana bu teklifini yalan söylüyor. İzleyicilerimiz de anlasın. Çok yalan söylüyorlar. Yani şunu söylemek istiyorsunuz. Anneniz ben konuşurken lütfen konuşmayın. Anneniz ya Allah aşkına ya ben konuşurken konuşmayın. Yani annenizden bahsediyorum. Anneniz diyorsunuz ki evine çağırdı. Sonrasında evine çağırdıktan sonra aslında Yazgül kabul etmedi. Eve gelmeyi TikTok'ta olmak istedi yalan. Diyor. Yalan. Esra Hanım yalan söylüyor. Doğru mu Yazgül bu? Yalan hepsi yalan. Yani Songül Hanım seni çağırdı mı? Kesinlikle dedi ben gelmem benim kocam istemiyor dedi. Benim kocam sen buraya gelsen kocam sıkıntı çıkaracak. Ben zaten kocamla kavga etmişim dedi. Tek bana da 300 milyon gönderdi. Peki sana o para gönderdi mi dediği gibi? Hayır hepsi yalan söylüyorlar. Yalan. Peki o da mı yani Songül'den de mi TikTok'a giriyor diyorsun? Evet. Bu estetikler ne yaptı bir sorsana. Aha. Annem bu kadar para nerede gidiyor estetik yapıyor? Bana kalkıyor sen dileniyorsun şimdi ya. Şimdi konuşalım. Burada da o yüzden ben bunu soruyorum. Şimdi ben sordum Yazgül'e diyor ki benim gelmemi istemedi çünkü eşim istemez demiş. Evet yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Babamı duyuyor musunuz? Bir babamı bağlar mısın lütfen? Dur bir cevap Esra, versin. Ben babamı yayına bağlamasını istiyorum. Efendim. Ablacığım annem dedi ona kendine bak çocuklarına bak. Gel kardeşim topu bırak sana düzeni kuralım. Kendi istemedi bu hayatı istediği için bu halde. Kendin yalnız kalmayın. Canım bana ne olmuş? Bana ne olmuş söylesene. Ne peki olmuş? Şundan herkes bahsedeceğim. Yuh bana ne olmuş? Senin annen de kocasını öldürdü. Benim annem... Bak, nasıl kocasını öldürdü? Ağzımı açtırma bak ha. Sen, benim babam kanser hastasıydı. Sen nasıl bir kere geçtin? Gel ses seni bak ben ağzımı açtırma. Yalan söyleme o zaman. Nasıl kocasını öldürdü? Ben konuşursa şimdi konuşurum bak. Kocasını mı öldürdü? Ya bu kadar fenaydı. Fenaydı adam acı çeki çeki öldü. Nasıl fenaydı? Aynı böyle karısı kocasının başına da böyle yapıyordu. Çok fena ablam. Zehirledi ne demek? Zehirleme nasıl yani? Kadın zehir gibi adamı zehir gibi zehirlendirdi yani. Ha, yani acı çok konuştu çektirdi. Diyorsun. Evet. Çok konuşuyordu. Evet. Çok konuşuyordu. Kanser oldu öldü evet, diyorsun. Evet adam senin baba annen derdinde öldü canım. Kimse sizi çekemiyor ki. Öyle sıkıntı var senin annen. Çok sıkıntılı. Ben annene niye bu kadar tepkiliyim? Rabia sen niye? Senin annen sürekli canlı yayına katılıyor beni kötülüyor. Şimdi zoruma giden bu. Dedik... Ben onu kardeşi bana sahip çıkabilirdi. Diye ki ablama sahip çıkan ablam günahdır psikoloji bozulmuş. Evi yok yurdu yok çocuklarında yeni ayrılmış. Benim enişem neler yaptı bu kadına. Niye beni savun ben onu düşmanım mıyım? Yazgül yeğenin dedi ki benim annemi hep kıskanırdı. Ona benzemeye çalışırdı. Vallahi yani. O bana benzemeye çalışırdı. Her yer estetik yapıyor. Ben isteseydi estetik yapardım.
Hı-hı. O benden kıskanıyor, her yerine estetik yapıyor. Peki Solgül, yani ismi yok, seslenmesi zor oluyor. Şimdi duydunuz mu Yazgül Hanım'ın cevaplarını? Ezra abla, beni bağlamıyorsunuz. Ben 2 saati kendimi yürütüyorum. Benim babam kafe. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak böyle üst üste makineli tüfek gibi konuşursanız ben anlamıyorum. Yavaş yavaş biraz, yavaş yavaş. Sen anne fena idi, evet. Dur bir dinleyeyim, evet. Sen anne fena idi. Benim babama kurban ol. Benim babam kanser hastasıydı. Tamam. Sen anne onu. Yani, benim annem çocuklarına... Sen anne o kadar onu yüzdü. Duyamıyorum ki. Duyamıyorum. Sonra evet. Valla bilmem. Benim babam kanser hastasıydı. 10 yıl boyunca kemoterapi gördü. Biz babam öldükten sonra niye bize sahip çıkmadı o? Madem öyleydi nasıl bir teyzeydi çocuklar açtı? Ha, niye bana sahip çıkmadı teyzem diyor. Ben yeni gördüm bunları. Yeni bir tanıştık. Annem öldükten sonra bir tanıştık. Ha, sonra tanıştınız. Evet, biz hepimiz, ailece hepimiz dağılmışık yani. Neden bu kadar kopuktunuz ya? Onu bilmiyorum. Rabia Hanım'a sor. Rabia Hanım çok şey biliyor. Avukattır, sor ona. Esra abla, beni duyuyor musun? Duyuyorum. Yalan söylüyor. O kadın gerçekten çok... Kendi kocası o şeyi damadıyla yedi o parayı. Damadıyla yedi o parayı, o yüzden sen söylemiyorsun. Sen neden bela yapıyorsun biliyor musun? Damadıyla yemek ne demek parayı? Ben sana söyleyeyim Rabia. Ben bu parayı bunlara yedirmedim. Buna bize bana bilene. Ablam dedi o parayı al. Bir saniye. Damadıyla yedi ne demek? Rabia. Bir dakika, bir cevap versin. Benim annemin maddi durumu ondan bir kat. Annemin evi de var, arabası da var. Annemi en son alacak insan o. Kıskanç. Damadıyla yedi ne demek? Bir kere yalan söyleme beni, kızlarımın yuvasını da dağıtma. Bir kere sana annem dedi ki o parayı al yanıma gel. Ben gitmedim, annem bana düşman oldu. Bir dakika. Annem dedi o parayı al yanıma gel. Beni paran olduktan sonra beni çağırdı annem. Yazgül şunu bir ben açıklasın. Dur ben bunu söyleyeyim. Bana dedi ki o parayı al gel yanıma, ben sana bakarım. Eşim bana verdiği para. Tamam, ablam da dedi yanıma gel. Niye benim param olduğu zaman beni çağırıyor? Ben de gitmedim için böyle yapıyor. Kusura bakmasın da. Ha, sen paranı aldın da gel. Evet, dedi. Herkes beni çağırdı ailem. Ben gitmedim canım. Size de yedirmedim. Siz o yüzden böyle yapıyorsunuz. Peki Yazgül, damadıyla yedi ne demek? Yalan söylüyorlar. Bir kere onların yuvasını yıkmaya çalışıyorlar. Ben arkadaşlarımla yedim. Ortalığı karıştırıyorlar. Peki damat nereden çıkıyor? Ne damadı? Bir dakika, yalan söylüyorlar. Rabia Hanım, damat nereden çıktı? Esra abla, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Benim soruma cevap ver. Şimdi, ne olur Rabia. Damat nereden çıktı? Damatla yedi ne damadıyla demek? Damadıyla kızı, parasını yedi. Kızı o yüzden evinden kovdu. Önce bir kendi hayatını sorguladı. Damadıyla kızı kimin parasını yedi? Yazgül'ün parasını yedi. O yüzden bahsetmiyor. Ama Yazgül diye bize dedi ki ben arkadaşlarımla tatile gittim. Orada yedim. Ya, yalan söylüyorsun ya. Yalan almak istemiyordu. Önce ya sana ne benim damadım yemişse? Sana ne? Niye yalan söylüyorsun? Sana ne kim yemişse? O sana düşmemiş. Tamam canım. O zaman benim annem ağzına aygıt. Sen anneni temizle mi? Beni sayımda anneni temize çıkartma canım. Peki bir şey söyleyeceğim. Herkes beni, akraba beni de tanıyor, onu da tanıyor. Dur, ben namusumla şerefimle burada çıkmışım. Rabia Hanım, şunu soracağım. Yani, tamam. Ben namusumla şerefimle burada. Sen annen gibi değil. Yazgül parayı damadına mı verdi? Sen kendi pisliklerini temizle. Kendisi temize çıkardı, beni kötüleme. Dur Yazgül, bir öğrenemiyorum. Parayı damadı kızı kovdu, Hülya Nizgin evine aldı onu. Acıdı da. Evet. Canım biz arkadaşız. Ben şu anda lüks bir otelde kalıyorum. Günlük de 4 milyar. Ben kraliçe gibi bakıyorum. Sen beni görmüyor musun? Kraliçe gibi bana bakıyorlar. Görmüyor musun? Kıskanıyor musunuz? Ünlü, fenomenli sosyetlere karıştım. Bütün Türkiye sevdi beni. Yakında da güzel bir yerlere geleceğim. Tamam, lüks bir otelde kalayım şu anda. Kıyafet gelse, yemem değilse, para değilse her şeyim var yani. Çok şükür size muhtaç değilim. Sen önceki kendine annen gibi TikTok'ta 20 para kazanmıyorum canım. Bunu da söyleyeyim yani. Nasıl para kazanıyor dedi? Hayret bir şey. TikTok'ta? Beni kötü... Aa, canım bak görüyorsun ben halimi, çok şükür. Her gün yükseliyorum, görüyorsunuz. Sence kendine bak. Beni sevenlerim var. Beni sevenlerim var. Hayranlarım var canım. Neden? Senin neyin var? Neden böyle sana kızgınlar ya? Kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Kız buna hep kıskanç. Benim bu ailem çok kıskanç. Peki, kıskandığı için. Şunu soracağım. Damadıyla yedi neyi? Yalan Esra Hanım, gerçekten öyle bir şey. Neyden bahsediyor? Damat nereden çıktı? Ya yalan söylüyor. Ortalık karıştırıyorlar. Hanım hiç damadına verme durumu yokmuş. Baksana kraliçe gibiyim. Niye öyle dediniz? Abla onun yalan söylüyorsa her şeyi biliyor. Ya sana ne kardeşim etme. Sana ne? Sen git annenle ilgilen. Benim bir daha annemi ağzına alırsan seni... Tamam seni annemce başlattı. Tamam ne sen de, git annenin ağzını kapat. Adam gibi. Sen annen niye bana bulaşıyor? Tamam bir dakika. Seni annen niye benimle bulaşıyor? Sen niye çocuklarına katılıyorsun? Tamam ben gidip canlı yerime niye katılıyor? Beni hoca canlı yerime... Ben soracağım. Bir dakika Yazgül ben sorayım. Rabia Hanım, neden anneniz Yazgül'ün TikTok'una katılıp
Evet. Orada kötü sözler söylüyor. O yüzden söylüyor. Ben bırak bir soru bir cevap versin. Çok getireyim mi buna? Benim söyle. Annem onu uyardı, dedi ki bak kardeşim dedi, git çocuklarının başına, senin ne işin var burada dedi. Benim annem bu yüzden çok kızdı. Boşanmışım. Peki şunu merak ediyorum. Neden TikTok'ta söylüyor? Telefon açsa. Evet. Engellemiş annem. Beni rencidiyor. Evet beni rencidiyor. Ama TikTok'ta söyleyince herkese rencide etmiş oluyor ya. O yüzden ya. Ben buna bir defa tepki yiyorsam annene bir sorumum yok. Yalan söyleyeyim anne, neler söyledi Esra abla. Ama sen de tamam biz kavga ettik, o da dedi yani, ben de dedim. Şöyle bir şey. Benim neden TikTok'ta de değil? Mesela TikTok'ta vallahi şunu yazsa. Valla sen anne ben de özür dileyecek. Dur birbirimize cevap vermekten ben konuşamıyorum. Şunu yazsa, ya kardeşim beni ara, sana acil bir şey söyledi söyleyeceğim abla, dese. Söyledi abla, söyledi. İnan ki neler söyledi annem. O zaman boş verin, ne yaparsa yapsın. Evet size ne? O zaman annemi adını almasaydı dedi. Ben yine ya sen ana kendi laf getir. Annen o yayına katılmasaydı ben ona kavga etmezdim. Yani annenizin de hakaret etmesi doğru değil canlı yayında. Benim tabii ki de değil. Benim annem de onun yapma da doğru değil. Esab önce bak şunu söyleyeyim. Ben bir anneyim. Ben çocuklarıma sahip çıktım, kendi sahip çıkabilirim. O Ahmet'in yazık altı bezli. Hasta yatıyor. Kimse de bakmıyor. Çocuk akşama kadar o gün şansında bekliyor annesi. Ses çok kötü arkadaşlar. Biz buna sinirleniyoruz. Biz evet. Buna kızdık. Biz buna tepki verdik abla. Ya benim babam var kardeşlerim, sana ne oluyor? Nerede elin bağlamıyor? Ben dedemi... Benim babam arkamda, kardeşlerim hepsi arkamda. Bir dakika. Size ne oluyor? Tamam. Arkamda değilsin. Rabia. Gerçekten. Sana ne? Ben kendime varım, erkek gibi bir kadınım canım. Kimseye ihtiyacım yok. Size gibi değilim. Senin gibi annem bütünce sana bakıyor. Tamam, bir kere senin kocan sana bakmıyor. Kocan sana bakmıyor, annen sana bakıyor. Alsanıza. Bir kere sen aşıkta ölüyorsa annen sana gönderiyor. Annen sana bakıyor. Teşekkür ederiz Rabia Hanım. Ses anlaşılmıyor çünkü. Şuna bak ya, ne kadar yalan konuşuyor. Esra Hanım görüyorsun, ben halimi görüyorsun. Engelli çocuk dediler. Şu an belki babası iyi bakamıyor mu anlamadım. Şunu demek istedi. Engelli çocuğun altını hani tuvaleti peki, kaçırıyor bir şey size, oluyor. Ben size söyleyeyim. Ben bu çocuk halimi ne yapacağız söyle, sen bana söyle bir akıl ver. Peki babası bakabiliyor mu acaba? Bakmasaydı o zaman bana verseydi. Ben kavga ettim, mücadele ettim. Vermedi adam, devlet öyle uygun gördü. Hı hı. Devlet öyle uygun gördü, babasının yanında kalacak dedi. Hı hı. Sen bakamazsın. Senin evin yok, işin yok. Sen nasıl bu çocuklara bakacaksın dedi. Hı hı. Devlet vermedi. Ben ne yapayım? Peki almak isteseydin devlet verirdim. Vermedi bana. Vermedi. Sen bakamazsın. Hı hı. Vermedi. Şimdi yaz günü ne yapmak gerekiyordu? Ben şimdi ne yapabilirim? Sen söyle. Ben şimdi şurada var. Ben şimdi çocuklarımı alıp eve mi getireyim? Ev yok şu an ama işte. O parayı ben gidip çocuklarımı getirse devlet verir bana. Ha, evin tutulursa verir. Verir değil mi? Verir tabii. O zaman ben de size sığınmışım, size burada. Evet. Yardımcı olun, ben alayım çocuklarımı. Evin olursa devlet zaten anneye verir. Senin i̇nşallah, gibi kimse inşallah, bakamaz çünkü. İnşallah, o yüzden ben buradayım gerçekten. Peki Yazgül, sen orada kaldığın dönemlerde babası mesela işte tuvaleti ya da farklı şeylere gerçekten bakabiliyor çok, muydu? Gerçekten çok iyi bakıyor. Bakıyordu. Gerçekten yani kızımla kaderde haber alıyordum. Görüntülü arıyordum, çocuklara soruyordu. Eşim işe işe gittiği zaman ben bazen Merve kızımı arıyordum. Hı hı. Gerçekten çok iyi bakıyor. İyi bakıyorlardı o Allah dönem. Allah'ım eşim çocuklarıma çok iyi bakıyor. Ona haklıyım ben, o yüzden ben gözüm arkada değil. Peki adam hem çalışacak, nasıl altını değiştirecek? Ya çalışır şey ama büyük oğlum var Öcan. O abisinin yanında duruyor. Diğerleri de okula gelene kadar. Kaç yaşında engelli çocuğun? 24 yaşında. 25 yaşında da oğlum var büyük. O bakıyor kardeşim, o gelene kadar. Ay ne kadar zor ya. Ne yapayım ben, isteyeni sanki ben istemiyorum. Ay şimdi burada bütün Türkiye sesleniyorum. Bana Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. O çocuğumu bana versin. Ben hı-hı. istiyorum. Hepsini istiyorum. Ben sana niye istemeyeyim ki çocuklarımı? Ben şu anda psikolojim bozuk. Şu peki, anda Yazgül, ben şu anda kendi derdime de düşmüşüm. Dün İzmir'den bir beyefendi, hanımefendi aradı ya seni. Dedi evet. Gelsin engelli çocuğunla. Ya işte o çocuklar işte istemedi. Ama engelli çocuğunla gelsin dedi. Ya o diğerleri de istiyorum Esra Hanım. Neyi, diğerlerini? Diğerleri İki tane daha çocuğunu tabii istiyorsun. Tabii ki o üç tane şu anda. Ama yaz tatilinde gelebilirler diyor. Bilmiyorum, onu da düşünmem lazım. Çünkü hani aslında bu hayattan kurtul, ya şu anlamda da şimdi şu burada böyle çok negatifliğe maruz evet. kaldın ya. Ondan kurtulmak için de iyi bir ya şey olabilir. Ya zaten eşim bunu istedi. Niye bana çocuklarımı vermiyor? Adam vermedi, neden vermedi? Gidecek yerim yok, işim yok. Ben nasıl bunlara bakacağım? Ben o da kendime bakayım, ona nasıl bakacağım? Hı hı. Biri varmış hattımızda. Yazgül senin akraban. Arasın gelsin, evet. Heh. Merhabalar. İnşallah. Merhaba. Ha, buyurun, hoş geldiniz. Ama ismini söylesin. İyi günler Esra Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür i̇smini ederim. İsmini söylesin. İsminiz nedir? İsmimi vermek istemiyorum ben. Tamam, buyurun, ne söylemek istiyorsunuz? Ama rica ederim lütfen Yazgül Hanım araya girmesin. Deminki akrabasının sesi anlaşılmıyordu ama kendisi sürekli lafı böldüğü için kız zaten kendisini ifade edemedi. Evet. Ama neler söylüyor, görmüyorsun? Ayrıca bak, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Ben ablam durmuyor. Deminki ablasının kızı var ya. Evet. O kızın adı Rabia değil, bu bir. Melike. Melike. İkincisi ise evet, o kızın ismi tamam, Rabia değil. Tamam, bu önemli değil. Sen belki bilmiyor. İsmini vermek istememiştir. Ha. Ondan sonra babası kanserden vefat etti. Annesi falan öldürmedi. Annesi 3 tane çocuğuyla 24 yaşında dul kaldı. Merdiven tamam, temizleyerek. Tamam, siz başka ne söylemek istiyorsunuz? Onu acı çekmiş. Beli anlasın o zaman. Onu büyüttü, anladınız mı? Ben de çektim. Ben onu hale çekiyorum. Yazgını anlatmak istemiyorum. Yazgını sadece şöyle söylemek istiyorum ben. Ablaları olsun, ailesi olsun, hepsi de ona sahip çıktı. Ama tek bir şartla. TikTok'u bırakacaksın, bizim bir adımız var, bir şanımız var. Gelip hepsi bizi rezil etmeyeceksin diye. Yazgın hiçbir şekilde hiçbirini kabul etmedi. Ya evet. Siz niye bu kadar benden kıskanıyorsunuz? Bir dakika, sizi benden ne alıp vermediniz var? Siz çok kötü. Siz niye bu kadar benden kıskanıyorsunuz? Bir dakika Yazgül. Siz niye bu kadar benden kıskanıyorsunuz? Yazgül. Bunu söyle. Şu sesi ya tekrar bağlayayım, böyle ben şey hiçbir şey anlamıyorum ki. Esra Hanım ne kadar kıskançlı yani, bu nedir ya? Yani Yazgül tek şeyleri varmış, seçenekleri varmış. Diyormuş ki sana bir seçenek sunmuşlar. Biz seni her türlü kabul ederiz ama TikTok'u kapat. Yemin ederim eğer öyle bir şey demişse Allah engelli çocuğu bende alsın. Hiç ha, öyle bir şey demedi. Yalan. Hepsi yalan Esra Hanım. Hı-hı. Sen beni huyumu biliyorsun. Ben hayatta yalan söylemeyi bilmiyorum. Heh. Ne varsa hemen tepki karakterim bu. Hemen söylerim ben. Yalan. Hepsi yalan. Ben çocuğum üstüne yemin içtim. Daha hı-hı, cuma günüdür. Yalan. Peki hepsi yalan. Bu İzmir'deki kadını bir denemek ister misin? Düşünmen, onu da düşünmen evet lazım. Yani belki bir gidersin, bak bir evine, bakalım ortamına, bir evet, ortamını gör. Orayı bir dene. Hani belki de Esra o zaman ablalık buna, yapar. Buna niye bu kadar böyle üstüme geliyor bu insana? Ben ailemi ben anlamadım. Hı-hı. Benim babam karışmıyor. Erkek kardeşim bana karışmıyor. Ha. Tek bu ablam durmuyor. Tek bu ha. Diğerlerine sıkıntım yok. Tek bu durmuyor. Bu kadın taktı bana. Hımm. Evi var, malı var, mülkü var, o kadar zengin ki. Tabii. İsterse bana bir şeyler yapardı ha. Hı hı. Şimdi ya bir tabii bu arada da bir şey söylüyorlar kulağıma da. Şimdi Reşit Bey bir ses kaydı atmış. Tamam. Songül canlı yayına bağlandığında hı, demiş ki biz onun canlı yayına, Reşit Bey'in canlı yayına bağlandığında biz onun ölüm fermanını hazırladık demiş. Ya yalan söylüyor. Öldürsün gelsin. Uygurcu ben ya zaten yapmışım? Öyle bir şey varsa sen de savcılığa suç duyurusunda bir bulunursun. Bir kere neden beni öldürsün ki, ben ne yapmışım ki beni öldürecekler? İşte sen savcılığa suç duyurusunda bulunursun tamam, zaten. Tamam ben ne yapmışım ki beni öldürecekler, ben onu anlamadım. İşte TikTok'a girmeni söylüyor. Kıskanıyor bu kadın, bu kadın benim peşime düşmüş. Bu kadın durmuyor, ben ondan güzel olacağım ya. Çünkü bu estetik yapmayı çok seviyor, güzel olmayı çok seviyor. Estetik mi yaptırıyor? Çok ama yapıyor. Ben ondan güzel olacağım ya, ben de estetik herhalde düşünüyorum ileride zamanda. Uh-huh. Bu bunu duydu, beni öldü, ortaya kaldır, bu yapıyor. Hiçbirisini yapıyor. Beni bir babama bağlar mısınız Esra Hanım? Sizden rica ediyorum. Yani sence tüm bunlar kıskançlıktan benim mı oluyor? Benim tek ablam ya. Hiç kimse bana karışmıyor. Ne erkek kardeşim bir gülse aramadı. Babam bir gülse bana bir şey demedi. Hı-hı. O diğer ablam da tek bu kardeşim bende kıskanıyor. Çünkü bu rahatına güzeline çok düşkün. Bu diyor ki herkes beni beğense, herkes beni sevsin. Hı-hı. Bu onun derdinde o bu yapıyor. Kendine yani diyorsun ki yapıyor. Tek derdi benden güzel olmak evet, derdi. Evet tek bunu derdi budur, bu yüzden böyle yapıyor. Kendi kafasına uyduruyor. Beni kendine bir babama bağlar mısın? Giriyor diyorsun. Evet. Esra Hanım size de ispatlayabilir misin? Sen bana şimdi babamı bağlayabilir misiniz? Şimdi Yazgül bir beyefendi babam bağlanmak istemiyormuş bu arada. Yok yok konuşsun söyle Yazgül demiş konuşsun. Bir Yazgül diyormuş bir tekrar söyleyeyim. Söyle bir ablaları şimdi, böyle yapmış kız kardeşleri böyle bir ölü fermanı bir şeyler diyor. Bu kız bende kafayı taktı bana, bu kız durmuyor. Şimdi Yazgül bir tane hatırlıyorsun bir telefon ben bağlantımız olmuştu. Dur Yazgül bir telefon bağlantımız olmuştu. Oradaki beyefendi demiş ki sana yardımcı olmak istiyor. İstanbul'da iş bulmak istiyor. Evi birlikte arayalım diyordu. Kim? Muharrem Bey hatırladın Allah mı? Razı olsun. O şimdi geldi sana yardımcı olmak teşekkür için. Ederim. Muharrem Bey gel. Muharrem Bey'i hatırlarız. Burada boşandırdık biz onu. Üstüne de boşanıp elli bir alan tek insan. Muharrem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın Muharrem Bey? Sağ olun, siz de İyi nasılsınız? Misiniz? Teşekkür ederim. Vallahi ben neler yapıyorsun? Ben her zaman şunu söylemiştim. Aynı sözlerimin arkasındayım. Hiçbir zaman bu programın eşi benzeri yok. Teşekkür sizler, ederim. Sizler öyle güzel başarılıya imza attınız ki ve bu başarınızdan dolayı herkesler memnun. Mutlu. Ben de mutluyum. Vallahi övülünce utanıyoruz. Şimdi sen söyle bakalım, senin konuna gelelim. Sen Yazgül'ü ilk gördün ve destek olmak istiyorum dedin. Şimdi, nesi yani sana gerçekten böyle hani ihtiyacı var, sahip çıkılması gereken, iş bulunması gereken, yol gösterilmesi gereken biri olarak gördün sen? Şimdi şöyle konuya girmek istiyorum ben. Öncelikle böyle bir hanımefendi böyle iftiralara maruz kalmış ki evet aynı zamanda... Bir de kız kardeşim durmuyor. Ben ne yapacağım aynı zamanda bunu? Oradan buradan saldırıya geçiyorlar. Ya hiç kimse de demiyor ki toplu halde gidelim biz bu kadının elinden tutalım.
demeleri gerekir. Hı hı. Çünkü öyle bir vadireler atlatmış ki ben dayanamadım ve programa ulaştım. Sizlere hı hı. ulaştım. Dedim ki ben bu olayın içeriğine girmek istiyorum evet. dedim. Çünkü yani ailesi diyor ki biz destek olduk ama TikTok'a girmesinden çok ya, rahatsızız. Yalan söyle Esra Hanım, gerçekten. Her ne olursa olsun bu hanımefendinin hayat hikayesi ortada, gerçek. Bu hanımefendi hiçbir zaman şovmen değil ki şov yapsın. Yani ben de hanımefendinin aynı olayının içerisinde yer aldım. Hı hı. Şöyle... Ben de benzer şeyi yaşadım diyor aslında. O, sen de TikTok'a giriyorsun, kızdılar sana falan TikTok tabii için. Tabii ki. TikTok'ta bana öyle yürüyenler... Bana kızıyorlar, kendisi de işindeler. Bana da aynı şekilde sizin gibi bana da çok yürüyen oldu, yazan oldu. Evimin yürüyen adresini oldu dahi... ne demek ya? Oldu. Ben oğlumu temelleyeceğim. Ben Öcal oğluma söyleyeceğim. Gitsin o teyzesini bir halletsin. Her ne olursa olsun ben şunu söyledim. Benim bir telimi saçımı başka bir şey gelse benim oğlum ne yapacak biliyorum. Ben oğlumla ilgili konuşuyorum zaten. Ben de dedim ki herkesle ben haşır neşir olmak istemiyorum. Ciddi güzel bir program yapalım, yayın yapalım istiyorum dedim. Ve en son dediler ki sen kendini ne zannediyorsun dediler. Ben doğru dedim. Benim de suçum yakışıklı olmak. Benim de tek derdim yakışıklı olmak. Gerçekten benim, öyle mi düşünüyorsun maalesef? Ben yakışıklıyım. Ben ve yakışıklılığımdan, kişiliğimden, karakterimden... Kimseye ödün vermedim. Kıskanıyorlar ve yani. Mutluyum. Kıskanıyorlar. Ve aynı zamanda ben şunu söylemek istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Kendine güvenen, kendini seven insanları istemiyorlar mı yani? Evet evet. Öyle mi sizce? Doğru, bence öyle. Ha? Şimdi. Yani mesela ben güzelim, yakışık. Benim sen de dedin ya Yazgül, tek suçum güzel olmak. Bunu dedim nereye, beni nereye getirdi bu laf, nereye getirdi? Muharrem de diyor ki tek suçum yakışıklı olmak. Çünkü öyle bazen durumla karşılaşıyoruz ki TikTok'tan artık yayın açmama kararı alıyorum. Ama öyle güzel dostlarımız var ki hatta size selam gönderen güzel arkadaşlarımız var. Aleyküm en başta selam. Zümra hanımefendi, Esra hanımefendi, aynı zamanda Gizem, Ayşe. Bunların gerçekten hepsi size de kadın maşallah. Size de çok çok selamları var. Ve en son bu programın içerisinde yer almamdan dolayı Yazgül Hanım'a çok çok selamları var. Allah razı olsun. Yani bu olayı inşallah umarım. Ben araştırdım, soruşturdum. Peki Muharrem Bey dediklerine ne diyorsunuz? Gerçekten insanlarda böyle bir duygu var mı? Ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Yani gerçekten Instagram hesabımızda biliyorsunuz. Gerçekten böyle mi? Bir insan kendine yakışıklıyım ya da güzelim deyip kendine güvendiğinde rahatsız mı oluyor başkaları? Gülşen Hanım. Aslında ikisinin karakteri de aynı şu anda. Çünkü belki de Muharrem Bey... Yazgül Hanım şimdi o güzel, o yakışıklı ya, belki de ikisi çekecektir TikTok'u, yani ona karar verecekler. Hayır, ben onu sormuyorum, şunu soruyorum, yani insanlar rahatsız oluyor mu bir insanın yakışıklıyım ya da güzelim demesinden? Yani o oluyor, o rahatsız mesela oluyor. Ablam mu? Uç hep estetik yapmış, güzel olsun, o da duydu ben yapıyorum, o yüzden kıskançlıkla yapıyor. Keşke öyle bir durum olsaydı ki. Canım git daha çok yap kendini. Ben senden daha güzelim. Yazgül Hanım öyle güzel karakterli, kişilikte, görünümde öyle güzel mütevazi bir insan ki. Yani böyle bir hanımefendinin kıymetini bilmemek, yani kör olmak lazım, duygusuz olmak lazım. Benim boşandığım kişi Yazgül Hanım'ın. Hani tırnağı olsaydı ben onun önünde yemin ediyorum böyle bu şekilde eğilirdim yani. Böyle bir hanımefendi. Ama ben, sen şimdi çocuklarla sen niye öyle diyorsun? Hayır ben ha? şimdi gerçekçiyim her zaman. Yazgül Hanım efendi gerçekten eşi benzeri bulunmaz. Şimdi çocuğun annesini de gördünüz, neyse Vesile Hanım. Ben kesinlikle katılmıyorum çünkü Muharrem Bey de hanımefendinin karakterleri aynı. O da zamanda çocuğuna nafaka ödememişti. Burada neler yapmıştı karısına ve çocuğuna. Bunları hiç unutmadık. Aynı kafadansınız, çok iyi anlaşırsınız bence. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın ben karın da çok güzel bir karın ve ben, de edepli, namuslu bir karın vardı. Hiç kusura bakma. Ben şimdi öyle şöyle bir şey soracağım. Için ben bu cümlelerden hiç hoşlanmıyorum. Hayır. Bana bir dinler misiniz? Bana göre bir kadın veya erkek ben yakışıklıyım, ben güzelim diyemez. Çok şimdi, yanlış. Onu soruyorum yani. Delili mi yani? Bu cümleleri kullanamaz. Niye demesin mesela? Niye demesin? Bir şey söyleyebilir miyim? Yakışıklı demek şey. Ya ben çok sunuyorum. Gerçekten yani ben kıskandım. Kesinlikle kıskanmıyorum. Şimdi, ama bana göre toplum olarak çok yanlış. Esra Hanım ben bir söz hakkı isteyebilir miyim? Mümkün mü? Yaz mı? Yaz. Yok gerek yok. Duyulmuyor. Yaz. Seni duyarlar. Tamam bir şey olmaz, sonra ben tamam. Halledeceğim. Esra Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bana müsaade ederseniz. Şimdi Allah razı olsun, teşekkür şimdi ederim. Öyle yani bir şey... sana iş bulup destek olmak istiyor. Allah razı olsun ona, teşekkür ederim. Ne işi yapacağım? Şimdi şöyle, benim restoran camiası içerisinde çok yerde bağlantım var. Gerçekten de ciddi anlamda. Hayır şöyle anlatayım.
çevrem geniş. Ve ben bu olayın içerisinde müdahil olmadan evvelinde hemen araştırmaya girdim. Soruşturmaya girdim ve 2-3 yerden işle ilgili sıkıntıyı giderdim. Kalacak yer lojmanı olmak şartıyla seçenekli. Temizlikçi olur, restoran içerisinde temizlikçi olur, restoran içerisinde bulaşıkçı, bulaşıkhane bölümünde olur. Bir ya önce da, soralım bu işleri ister mi? Değil mi? İster mi? Ya da kabul ederse hafta sonu gider, görüştürürüz. Belki Yazgül'ün beklediği iş o değildi. Bir soralım yani. Ya ben o yüzden telefonla bağlandığımda onu sormak istedim. Teşekkür ne tür bir iş beklenti içerisinde? Bir soralım. Lojman var kalacak yer, yani temizlik mi yapacak? Temizlik. Bulaşıkhane bölümünde hani mesleğini, branşını bilmediğim için ben o yüzden sordum. Düşüneceğim size. Hı hı. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın, çok güzel bir yüreğin var gerçekten. Teşekkür ederim. Ben şimdi size baktığım zaman lazım ben mi? sizi izlerken size baktığım zaman ben yaşadığım olayları gerçekten yaşadım, gözümün önüne geldi ve ben burada Esra Hanım ve ekibi sayesinde gerçekten evet. Çok düzgün, güzel bir ekip. Bu arada bir şey söyleyeceğim Muharrem. Ya Muharrem'in geliş sebebi, hani onu da açıklayalım. İş olarak, yani ben kendi yaşadıklarıma benzettim. İş konusunda yardımcı olmak. Başka bir şey anlaşılmasın yani. Kesinlikle yok. Evet. Hayır. Hani benim zaten şey şöyle Esra Hanım. Sadece iş konusunda, bizdeki hayat yolu konusunda destekçi olmak Allah istiyor. Allah razı olsun. Teşekkür evet. Ederim. Yani şimdi, olay bu. Hemen şimdi kadın erkek destek olduğumu farkı bir şey anlaşılmasın. Şimdi düşünmem lazım. Düşünmem şimdi lazım. Şöyle Esra Hanım. Bakın kimse yanlış anlaşılma. Zaten Muharrem senin bir ilişkin var şu an. Ben onu diyecektim. Benim zaten hayatımda birisi var. Değer verdiğim, değer gördüğüm birisi var. Ben buraya Yazgül Hanım'a hani herhangi bir ileriye dönük derken evet. O cümle yanlış anlaşılmasın. Ben burada hiçbir şekilde sizinle aynı yanlış anlaşılmasın, tekrar aynı şekilde söylüyorum. Kırmızı çizgiyle de çiziyorum altını. Ben burada sadece size işle ilgili yardımcı olabilme amaçlı. Aynı zamanda size atılan iftiralar, size yoğunlaşan bu saldırılardan ben rahatsız olduğum için ben şunu söylemek istiyorum. Bu hanımefendinin hayatını eleştirenler önce gitsin aynaya baksın diyorum. Çünkü öyle saldırılar var ki ben rahatsız oldum. Ya biz Türk milleti olarak, biz Müslüman olarak ağlayanın yanında olmamız lazım. Evet, bizim bir genimiz var. Bizim bir geçmişimiz var. Her ne olursa olsun ağlıyorsa yanında olacağız. Gülüyorsa destek vereceğiz. Ağlayan sebebini, derdini dinleyeceğiz. O kadar vadiler atlatmış. Biz insan olarak rahatsız olmamız lazım bu konudan. Sen de mi ağlıyorsun Muharrem? Ya elbette, insan duygulanıyor yani. Senin için ağlıyor biliyor musun Yazgül? Gerçekten başka anlamda anlaşılmasın. Gerçekten yaşadıkları aklına geliyor. O da çocuğuyla, ailesiyle zor durumlar atlattı. Ne olursa olsun gerçekten ağlıyor. Heh, söyle. Nasıl meşhur hanıma bakma. Sen git bak. Şey, çok acıyorsan git bak. Bey, o da orada. Muharrem Bey, hoş geldiniz öncelikle. Çok acıyorsan git bak. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Siz 50 bin lira para almıştınız. Çocuğunuzun üstüne yatıracaktınız. Onu verdiniz mi? Annesi var. Bir de nafakasını ödüyor musunuz? Bu ikinci. Üçüncü soru da. Öyle üst üste sor. Bir tane soru. Kimin şey yuvasını yıktı ya. Kimin içi yuvasını yıksa gitsin baksın, onun annesi var. Kime diyorsun? Çocuklarımın annesi var. Kime diyorsun onu ya? Benim çocuklarımın annesi var. Kimin içi yuvasını yıktı gitsin baksın o kadın. Bana tek layık olmadı. Anne olarak beni çocuklarına layık olmadı. Ben size soru sormuyorum. Ben Muharrem Bey'le görüşüyorum. Bana çocuklarına layık olmadı. Ne dedi ki diğer sen? Ne dedi ki vesile? Gitsin baksın bir söylesin bir dakika, merak ettim. Ha, söyle. Dedim ki Muharrem Bey de çocuklarına hanımefendi gibi bakmamıştı çocuğuna, onu dedim. Ha. Ama ben hemen cevabını verebilir miyim Esra Hanım? Onu duyamıyorum. Bakın ben şimdi cevabını vermek istiyorum. Hı. Şimdi benden 50 bin lira para talep etmediler. Talep eden olmadı. Esra Hanım dedi ki çocuğun için, aynı zamanda o boşandığın kadın için geçmişim var. Zor evet. Durumda kalmasını istemezsin evet. Dedi. Ben de dedim ki doğru, haklı. Ve ben bunu daha sonra programa gelsin. Programda son bir kez daha göreyim istedim. Sarılıp böyle duygumu yenmek istedim. Şimdi gelmediler buraya. Ben aradan biraz daha zaman geçti. Bundan 2-3 hafta sen öncesinde. Sen parayı gönderdin mi? Kendisine verdim. Ne kadar verdin mi? 25 bini verdim. Aa, iyi olsun. Yalan desin yayına mi? Bağlansın. Tamam güzel, ben bunu sevdim şimdi. 25 bini verdiysen bizim için doğru. Yayına bağlansın, yalan desin. Ben de bunu. Okul ihtiyaçlarını karşılıyor musun? Elbette, hiçbir zaman. Ben... Aferin, bravo. Şimdi yani iyi, nafakamı. Hakkını yeme. Veriyorsa okulun ihtiyaçları, 25 bini de çocuğuna vermiş. Güzel bir şey ben bu. Ben nafakamı zaten mecburi ödemek zorundayım. Aylık banka otomatik ödeme evet. Talimatı verdim. Tamam, banka üzerinden geçiyor diğer karşı tarafa. Diğer soruyu sordu Filiz Hanım. Heh. Dün dedi ki ben sosyeteye karıştım artık, etilerde benim adım ya, Alev dedi. Ya olacak yani. Alev dedi. Şimdi Muharrem Bey'e olacak diyor. Yani Muharrem Bey'e soruyorum. Yani. Etilerde sosyeteye karışan bir insan gelip bulaşık yıkar mı? Ha, o işi bak Yazgül'e soralım bence önce. Yazgül.
Yaparım, ne yapmam? Yapar mısın? Evet, ben yaparım. Ben demiyorum, ben şöyle bir yaparım. Neden yapmayayım ki? Belki lüks bir restoranda çalışır ona göre. Etiler'de bir restoranda niye çalışır. Ben bunu niye söyledim? Telefonda görüşmemizde dedim ki bir branşı var mı? Bir mesleği var mı? Ona soralım. Göre o branşa göre dedim ben işimi bulurum dedim. Gerçekte hiçbir mesleğim yok. Ev hanımıydım. Ne kadar okudun Yazgül sen? Ben zaten ev hanımıydım. Ev hanımıydı. Ben engelli çocuğum olduğu için. Okuma yazma biliyorsun değil mi? Evet, benim engelli çocuğum vardı. Ben hep ona baktığım için çalışmamıştım. Hep ona bakıyordum. Çocuğuna bakmışım. Kendimi hep ona adadım yani, ona baktım. Şimdi, bu da üzücü, bak böyle deyince de üzülüyorum, düşünün. Hiç tecrübem yok iş konusunda. Yani hayatında yalan. Aslında hiç şimdiki geldiği boyutu yok, bir bırakın. Hayatında kendini çocuğuna bakmış, engelli bir çocuğu var. Kaç tane de çocuğu var? 6 tane toplam çocuğu var. Çok zor bir durum yani. 20 yıl sen engelli çocuğuna baktın ya. Çok zor bir durum be. Tabii ki. Gerçekten hani onu da takdir etmek lazım. Hiçbir düğüne gidemiyordum. Hiçbir düğüne de mi gidemiyordun Yazgül? Hiçbir düğüne hasrettim. Hiçbir düğüne gidemiyordum. Hiçbir arkadaşlarım yanına gidemiyordum. Hiçbir akrama. Hep evde ona bakıyordum. Yani aslında şu durumu da düşün, ne kadar zor. 24 yıl boyunca aslında 20 yıl. O yüzden belki ben şimdi boşandım biraz belki böyle. Hani belki şimdi hayatını yaşamak için şey yapıyorsun. Boşandım şimdi yıllarca ya, çocuğuna hep bakmış. Söyle Filiz Hanım. Aslında dün ben söze başlarken Yazgül bize hakaretlerde bulundu. Ben sözümün sonunda şunu söyleyecektim ona. Benim evimde benim oğlum üniversitede, odamın bir tanesi boş. Gel diyecektim, TikTok'u bırak. Bir işe girene kadar gel benim yanımda kal diyecektim ama bize etmediği hakaret bırakmadı. Biz kadın ama sen biz hocada bahsettin, biz hoca onun çıldırdım. Yanında olacaktık. Yanlış yani anlama, ben sen evini, hocada bahsettim. Evimi kapılarını açacaktım sana. Sen diyorsun ki sen burada olma. Bana ve arkadaşıma çok büyük hakaretler ettin. Ama diyor, sen olma. Kadınsın bak. Sen kadınsın, ben de kadınım. Ama ben psikolojim bozuldu. Esra Hanım, ben bunları biz Yazgül'de ama cevap versin. Bir dakika cevap versin. Değil. Biz ona evimizin kapılarını benim açacaktık. Benim de psikolojim bozuk. İstediğim ki üstüme gelmeyin o kadar. Ben bunu size söylüyorum. Ben zaten hala psikolojim bozuk. Kim bana iyi bir şey dese bile onu yanlış anlıyorum. Ben bunu size söylüyorum, hala üstüme geliyorsunuz. Şimdi Yazgül Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Belki böyle madem dışa vuruyorum durdu. Filiz Hanım'ın böyle bir teklifi vardı. Allah razı olsun. Ona hayır. Teşekkür ederim. Ben inanmıyorum. Bana da o inandırıcı gelmiyor. Neden diyeceksiniz? Yine bayağı şimdi bana niye inandırıcı yine gelmiyor? Niye gelmiyor? Evvel niyeti bu olan insan önce niyetini açıklar. Saldırıyor oradan buradan. Köşeye sıkışınca Filiz Hanım diyor ki artık ben saldıracağım size. Çünkü neden diyeceksiniz? Zamanında Muharrem'e de çok şey söylemiş. Ben sizden çok şiddet aldım. Ondan şiddet. Dolayı şu an geri dönme. Yazgül Hanım sayesinde ben Yazgül Hanım'ın sonuna kadar arkasında destekçisi olarak varın diye geldim. Şimdi sizin niyetiniz var da madem niye saldırıyorsunuz karıcağıza? Tamam Muharrem, yani. Muharrem şunu soracağım. Yazgül iş teklifiyle ilgili ne diyorsun? Yani böyle bir işte düşünmem lazım, düşüneceğim. Evet. Böyle bir işte çalışabilir misin Allah sence? Allah razı olsun, tabii ki neden olmasın. Yapabilirim diye söylüyorsun. Tabii ki neden gayet olmasın. De güzel, bak hiç de seçici evet, olmuyor. Tabii ki. Hafta sonu bence hem İzmir'deki eve hem bu Muharrem Bey'in evet. söylediği evet. işlere bir gidip baksın. Belki biri daha kendine uygun gelecek. Evet. Öyle aynı mi? Zamanda zaten şöyle bakıcı olarak kendine yaşlı annesi babası yaşlı onlara bakıcı arayan kişilerle güzel, de görüştüm o, ben. O da güzel bir şey. O da güzel aslında. O da güzel. Muharrem. Şimdi Neşegül Hanım aramış. Eski eşim bana 25 bini vermedi demiş. Neyi doğru söyledi ki? Ben neyi, diyorum ki. Söylediği doğruydu. Tamam neyi doğru söyledi ki? Gelip bir de bize yalan mı söylüyorsun? Tamam. Ya hayır neyi doğru söyledi çocuğuna şu ana kadar? Çocuğuna hiç para vermiyor demiş. Bakın ben sözümün arkasındayım. Ben yerine getirdim diyorum. Bağlansın hadi. 25 bin verdin mi? Verdim. Bizzat kendisine. Yemin et. Yemin ediyorum teslim ettim. Allah çünkü Allah. Bana dedi ki senden dedi ben istediğim beklenti alamadım elden ya dedi. Elden mi verdin? Nasıl? Elden mi verdin? Elden verdim. Çarşı içerisinde çalıştığı yerin bana bir yer tarif etti. Gidelim orada görüşelim dedi. 10 dakika görüştük ve parayı bana dedi ki kimse görmeyecek bilmeyecek dedi. Yayında söylersen yalanlayacağım dedi. Öyle bir şey yapmaz Neşegül Hanım ya. Çünkü babası duyarsa kötü izdiham olur dedi. Bir su verir misiniz beyefendi? Yani bundan ya dolayı. Ya sen sırf bu parayı gönderdiğini kanıtlamak için bankadan gönderirdin Muharrem Bey bankadan ya. Bankadan gönderemezdim. Niye? Bankadan gönderemezdim. Çünkü onu daha sonra kullanır amaçlı. Neye kullanacak? Sen özellikle. Göndermişsin parayı. O neyine kullanıyor? Yani benim ona 25 bin vermem. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Erkekler çok yalan söylüyor ya. Herkes bir değil ama. Herkes bir değil de yani herkes senin yani bariz doğruyu söylemiyorsun. Niye böyle yapıyorsun Muharrem? Şimdi ben 50 bin de diyebilirdim. Niye ben 20 bin de diyebilirim? 25 bin diyorum. Verdiğim rakamı söylüyorum. Peki sen 25 bini verdin madem. Geçen gün Neşegül Hanım seni aramış. Demiş ki
benim iş yerim kapanıyor, bana yardım et demiş. Nereden biliyorsunuz bunu? Bana bize söyledi, biz her şeyi biliriz. Ve ben kendisine ne dedim? Ses kaydı demişse varsa... Demişse ki sana yardım edemem. Hayır, ben ona asla öyle bir şey demedim. Dedim ki başka işi bulursun o zaman dedim. Başka işe geçersin dedim. Ne ben güzel zaten... şey söylemiş, işim kapanıyor. Kadın ihtiyacı olmuş, başka iş bul demişsin. Ben ona en başında şunu söyledim. Sana dedim yağmurlu günde su vermem dedim. Sonra dedi ki çocuk üzerinden benim üzerime yürüdü. Duygusallık... En son oğlunu ne zaman gördün? Görüşüyoruz bazen arada bir görüşüyoruz. Okulun oraya gidiyorum. En son ne zaman gördün? Yaklaşık 20 gün falan oldu. Doğru mu? Doğru. Yalanlayacaklar ya, bakışında yani bile doğruluk yok. Hayır, ya. Hayır, inanmıyorsunuz. Bakışında bile bir gözün bir yere bakıyorsun. Esra Hanım, Esra Hanım, ben o kadınla ilgili görüşmeye konuşmaya gelmedim. Ben tamamen Yazgül Hanım'la ilgili yanında olma ama amaçlı geldim. Ama şimdi bak, şu göstermez mi? Şimdi bir insanın kişiliğini. Geçmişteki eşine nasıl davrandıysan, geçmişte kadınlara nasıl davrandıysan, şimdi Yazgül Hanım'a da biz güveneceksek seni hani iş anlamında da teslim edeceksek bir bakayım sen karına çocuğuna nasıl davrandın? Bir onu görmek istiyorum. O yüzden düşünmem lazım zaten. Değil mi Yazgül? Evet. Sen bakmaz mısın mesela? O yüzden düşünmem lazım. Önceki eşine nasıl davrandığı önemli değil mi senin için? Evet tabii ki. Bak. Şimdi ben dedim ki Yazgül Hanım dedim keşke benim boşandığım kadının keşke yani örnek olsaydı da o da bir şeyler kapsaydı. Böyle bir hanımefendiyi kaybetmenin bayan... acısını yaşamasalardı. Ama böyle denir mi Yazgül? Yine deme eşinin çocukhanı annesiz yine. Benim, kimine ne derdi vardı boşanmış? O benim boşanmadan evvel eşimdi. Öyle boşandıktan deme. Sonra eşim çocukhan değil. Çocukhanı annesiz ne olsa çocukhanı annesiz. Hayır değil. Canım ne diyorsun? Deme öyle deme günah. Esra Hanım, bir insan bu kadar boşandığı eşini kötülüyor, karşısındaki insanı göklere kaldırıyor. O hanımın hiç iyi bir gününü görmedin mi? Hiç çoluğun çocuğun o tatlı bir gününüzü olmadı da bu arada kötülüyüp de bunu yükseklere kaldırıyorsun. Şimdi burada bu orta alan boş. Ha, tırnağı olabilseydi bilmem ne olabilseydi. Bu orta alan boş. Burada bir halı olabilirdi. Halı bu tarafta mı olsa... İyi olurdu. Orada olsa mı iyi olurdu? İyi ki. Halının kaydığı zaman düzgün ortada, olduğu zaman da olmuştur. Ortada. Doğru mu? Şimdi ortadaki halıyı misal verdim. Şöyle bir gerçek var. Ortada bir işlenmiş suç olabilir. Ortada yaşanmamış olması gereken bir olay yaşandı. Bunun suçlusu tek taraf mıdır? Tek taraf olmasa da iyi günü o halının düzgün olduğu zamanlarını unutmamak gerekir. Buraya çıkmışın yakışıklıyım bilmem ne. Yakışıklıyım güzelim diyen bir insan kendine güveni olmayan bir insandır. Vallahi herkes ben her zaman şunu söylüyorum. Güzel. Hayır. Kendinize güveniniz yok ki ben yakışıklıyım diye gurumdan oturuyorsun orada. Vallahi bence siz önce şunu gözden bir geçirin kendinizi. Şöyle gözden geçirin. Düşüncelerinizi şöyle bir ütü yapın. Ütü yapın. Ütü. Kırışmış çünkü. Tamam Muharrem Bey. Yazgül. Esra'nın babamı bağlasaydın yayına. Babana söyledik ama babam bağlanmıyor. Yazgül, senin hayalinde nasıl bir iş var? Ya benim öyle hayallerim yok. Bir evim ama çalışmak istiyorsun. Çalışmak isterdim. Ondan sonra bir evim olmasını isterdim. Şimdi Yazgül, çocuğum yanımda olmasını isterdim. Ben zaten merak burada etmiş. Sonra, ben istemez miyim? Ben iyi bir adam. Ben de çocuklarımı seviyorum. Ben de özlüyorum. Keşke hiç buna böyle olmasaydı. Ben bundan sonra kendimi çocuklarıma atacağım. Çocuklarını da yanına alacaksın, çalışacaksın, edeceksin. Evet. Sonrasında ileride. Ama önce yalnız mutluluğu öğren Yazgül. Evet. Hiç hayatına kimseyi alma bence bir süre. Evet. Sonrasında gerçekten hayatını kurduktan sonra senin ben mutluluğuna ortak olacak biri gelsin. Evet. Yani bir kurtarıcıya bir kadının ihtiyacı yok. Gerçekten yok. Hiçbir anlamda. Kadın çok güçlüdür. Kendi başının çaresine yapar, çalışır da eder de kurtarıcıya gerek yok. Sen de Muharrem eski karın hakkında bir daha böyle şeyler söyleme. Esra Hanım, ben zaten onunla alakalı bir şey konuşmak gelmedim buraya. Yok tırnağı olamazsın bilmem ne yapamazsın. Aynen öyle. Olmaz. Benim için öyle. Şimdi onu kim bilir yaşayan bilir. Ben diyorum ki ben hiçbir şekilde o kadınla alakalı zaten görüyorum görmezden geliyorum. Gördüğüm zaman da yol değiştiriyorum. Karşılaşmak daha istemiyorum. İsmini bile anmak istemiyorum. Bir rüya gördüm. Geldi geçti. Tamam karınla ama barışmak için de bunda çok ağladığını unutma. O seni istemedi. O an için imzalar atılmadan evvel mücadelem vardı. Bir şey sorabilir miyim? Neden boşandınız işinde? Esra Hanım müsaade ediyorsa anlatırım. Neden boşandın? Neden boşandın? Çok merak ettim ya. Çünkü 10 kilo et bir de 10 kilo dana eti 15 kilo da kuzu eti istiyordu karısından. Aa. Boşanmamak için mi? Evet. Sen istedin ya. Yani verseydi boşanmayacak mıydım? Vermediği için boşandım. Vermediği için boşandın değil. Sen bir de boşanırken etlerini istedi. Evet. Et işi mi boşandınız yani? Hayır, kadının soğuk olduğunu, ona ilgi göstermediğini, değil mi? Sıcaklık göstermediğini söyledin, öyle mi?
Hayır değil Esra Hanım. Neydi? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Benim bir erkek evladı olarak annem babam tek çocuğuyum. Şimdi annem babam... Çok uzun anlatma ama. Annem, söyle babam... sebebini söyle. Soğuk annem, dedin. Annem babam evimize gelemiyordu. Annem babam ne zaman evimize gelse... Aileler anlaşamıyordu, evet. Ailem benim çok çok yapıcıydı. Olumluydu. Gelinimdi, kızım diyordu. Başka bir şey söylemiyordu. Hep kızım diye hitap ederdi. Ve daha sonrasında arada zıtlaşmalar oluştu. Annem babam evimize gelmesine müsaade etmedi. Anladım. Kendisi gelmediği diyor. Zaman... Kendisi... Kendi annesi babası düşündüm. Gelmediği zaman... Ama ben de öyleyim. Ben de eşim de çok çocuklara... Eşim de ailesine çok düşkündü. Çok aileciydi. Ailesini çok seviyordu. Hep beni ailesine ezdiriyordu. Hep beni dişliyordu. Hep beni azarlıyordu. Ama ben onu yapmadım. Yüzden, ben o yüzden boşandım. Ben onu yapmadım şu ana kadar. Ben kendisine bir fiske tokat atmışlığım olmadı. Yazgül, senin eşin de... Sen çok eşinden ilgisiz kaldın değil mi? Çok kaldım tabii. O da çok kötü bir şey. Bu arada beni görmüyordu diyorsun. Evet. Çok kötü bir şey. O kadar bak... Bu çok kötü bir şey... Hayatımızda bunu çok yapıyoruz. Elimizde olan her şeyin nankörüyüz arkadaşlar. Gerçekten elimizde diye, karımız diye, kocamız bak bu her şey olabilir diye iyi davranmıyoruz, değer vermiyoruz, ilgi göstermiyoruz. Evet. Gidince gider ayak hatta kıymetli oluyor. Esra Hanım sizin bir branşınız var. Evet. Sizin bir branşınız var. Bak Muharrem boşanmak için istediğin şeyler. 10 kilo et neymiş 5 kilo ciğer. Şimdi sizin bir branşınız var. Siz dediniz ki her zaman için eşler ne olursa olsun... Odalarını, yataklarını ayırmaması gerekir. Evet, doğru. Dediniz, diyorsunuz. Doğru. Bu sözünüz de size ait. Evet. Ben eve gelmeden evvel sürpriz yapardım. Çiçekler alırdım. Onun resimlerini duvarlara sardım. Eve gelir gelmez paldır küldür oradan alıyor, buradan alıyor, atıyordu çöpe. Sonra ben de şaşırıyordum tabii. İster istemez tepki veriyordum. Daha sonra bu yataklarını ayırmalardı, küs kalmalardı. Yani... Her ne olursa olsun olmaması gereken, yapmaması gereken davranışları sergiliyordu. Yani şöyle bir şey, Yazgül de bunları kabul etmemişti tabii söylediğinde. Hiç bana sürpriz yapmadı demişti. Eşin yani kabul etmemişti bunları. Ama kim bilir neden bir kadın bunun hoşuna gidemez, bir kadın ister. O farklıydı. Bakın Yazgül Hanım o çok farklıydı. Şimdi ben o konu üzerinde kendisi için konuşmaya gelmedim buraya. Benim o kadın hiçbir üzerinde kadın hiçbir yorumum yok. Yani. Evet bu kadınlar bunu yani kadınlar bunu etkilenir. Peki Muharrem evet. Senin isteğin... Yazgül Hanım'ı anladım çok da haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. O yüzden yardımcı olmak istiyorsun değil mi? Ben kesinlikle Yazgül ben de TikTok'ta TikTok açıyorum. Siz de açıyorsunuz. Bir gün ortak yayın da açarız. Size destek verme amaçlı. Ben bunu bu anlamda söylemek istedim. Sen nasıl TikTok açınca ona destek TikTok'ta onun daha çok takipçisi var. Benim de var. Benim de var. Niye kötü anlamda hemen sağa sola çekiliyor? Ne diyorsun Yazgül? Şimdi Yazgül Hanım ben burada bak, yanlış bir şey söylüyor muyum? Söyle Yazgül cevaplandır açıkça konuş. Yok teşekkür ederim gerçekten. Allah razı olsun. Şimdi için. Hayır ben kötü maksatlı bir şey mi söyledim? Öyle, hayır kesinlikle öyle bir şey düşünme. Şimdi seyircilerin ne düşündüğü önemli değil. Tabii sizin ki, ne düşündüğünüz ki. Önemli benim tabii için. Ki. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Yok tabii ki hayır. Yok, Yazgül bence benim açık zaten, ben Yazgül'ün bakışlarından onu anlamadım. Sen açıkça söyle Yazgül. Evet açık açığa söyleyeyim. Sağ ol teşekkür ederim gerçekten. Benim zaten şöyle hayatımda biri var yani. Sen eğer işleri görmek istiyorsan hafta sonu ekibimizle birlikte bir iş yerlerine gör. Ondan sonra o evet, kalacağın olur. Yeri de yani ekip arkadaşlarımıza gelecek tek değil. Ya şimdi sana bir şey söyle o boşamış ben boşamış ikimiz yan yana olamaz. İşte şeyler olamaz. Gelecek yan yana olmayacaksınız. Olmaz yani. Ya da şöyle yaparız ben veririm adresi yanlış, siz kendiniz içersiniz. Olmaz yani. Hayır ben veririm adresi kendiniz gidersiniz. Ben burada sizin yanınızda olup olmamam yanlış dedikodulara sizi maruz bırakacaksa elbette olmam. Evet. Çünkü benim de bir ilişki yaşadığım biri var yani. Benim de var. Ondan dolayı yanlış anlaşılabilir. Yani. Benim ilişki onun değil yani çevrem dedim. Ha, yanlış benim anlamam. De var anladım ben. Özür dilerim yok yok. Yoksa saklıyor musun? Hayır yaptı. Gerçekten öyle bir şey yok. Benim şimdi de var ben... dedim bir anda. Yok yok. Şimdi ben bu programa gelmeden evvel... Ama Muharrem oralarda çalışmıyor. Zaten giderseniz Muharrem'le gitmeyecek. Elbette. Yani yanında bunu iki tane... Bunu kabul edilirse belki. İki tane ekip arkadaşımız da olacak. Öyle tek başınıza Esra yollamıyoruz Esra Hanım ben zaten sizi. Programa gelmeden evvel ilişki yaşadığım, görüştüğüm, gerçekten ilgi duyduğum vallahi biri ben var. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ondan izin aldım da öyle geldim ama yani. Ama Muharrem ben olsam senin ilişki yaşadığın kişi şurada konuştuklarından sonra seni bir daha görmem valla. Vallahi seni beni gerçekten çok seviyor. Canı gönülden seviyor. Her anlamda bana sıcaklığını... Yani gelecek benim önümde başka kadına iltifat edecek. Atıveririm ben onu. Hayır bu burası bir program yani. Destek amaçlı gelmişim destek ben buraya. Destek amaçlı meslek. Sen sevgiline destek göster derim ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben öyle adamı...
şey yani. Ben zaten evlenmeyi haftada bir mutlaka. Sen Yazgül kızmaz mısın mesela senin sevgilin çıksa programa başka kadını bu kadar övse? Ama güvenmem ona bir daha. Bir daha güvenmezsin değil o mi? O da var gerçekten. O da var. Ya ben kimseye ilgi duymuyorum. Ya bakın ben buraya tamamen destek amaçlı geldim. Ve beni izleyenler de var şu anda. Ve bana şu anda kızanlar da var. Yani böyle bir karşılamayla burada bu sonuç olacağını bilseydim ben gelmezdim. Ama ne olursa olsun. Nasıl karşılaman ne oldu? Ama yanlış anlaşılıyor. Ha, kim yanlış anlıyor? Siz en başta siz yanlış anladınız. Neyi yanlış anladınız? Ben buraya... Bir dakika ben tekrar söyledim. Niye yanlış anlayayım ben? Şimdi, sadece iş için geldi diye. Tamam da benim ilişki yaşadığım kişiyi... Yani siz onu öne sürdünüz. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Onu ben kendi fikrimi söylerim. Ben ilişki yaşadığım kişi başka kadına böyle yok işte senin tırnağın olamaz da şöylesin böylesin diyecek. Onu elimin tersiyle bir çarpıveririm uçururum. Ama şimdi ben hanımefendinin kişiliğiyle ve yaşadığı olaylarla konuşuyorum. Ben derim ki sana ne başka kadının kişiliğinden? Sana ne? Sen git sevgilinin kişiliğiyle ilgilen. Diye düşünüyorum yani. Senin için söylemiyorum bak. Senin için bireysel olarak söylemiyorum. Kendi hayatımda biri olsa öyle derim. Şimdi size selam gönderildi. Selamları ilettim size. Aldınız tamam. mı? Aldım. Teşekkür ederim. Selamlarını alıyorum. Hepsini öpüyorum. Çok seviyorum. Ben sevgilisi için söyledim. Kendi hayatımda olsa ben def ederdim. Söyle Filiz Hanım. Muharrem Bey... Eşinizden ayrılırken ciğeri, eti yedirdiğiniz eti, parmağındaki yüzüğü, alyansı bile aldı bu görmüş olduğunuz şahıs. Ben de dedim ki Allah Allah Muharrem şimdi Yazgül'den ne alacak yani? Onu işe koyarsa, bir şey yaparsa. Meğerse senin amacın burada TikTok'ta takipçi kasmakmış. Yazgül'ü kullanıp da. Benim o altınların zihniyetleri alma sebebim neydi? Ben o niye takmıştım onları? O zamanlar benim eşimdi. Niş burada boşanma gerçekleştikten sonra benim neyim oluyor eşim olmuyor. Ne hali varsa görsün derim. Bitti. Şimdi bitti. Yazgül için gelen yardımlar var. Onlar hafta sonu Yazgül sen iş imkanlarına bak. Evleri bir gör. Birkaç tane daha gelen yardım var. Hepsine ekip ne arkadaşlarımız ev için. Seni bir götürsünler gezdirsinler. Sen seçeceğini seç. Pazartesi günü seçtiğini bize söyle. Düşün hemen karar verme. İşi de seçersin, evi de seçersin. Hangisi sana uyuyorsa tamam, ona bakarsın. Olur mu? İyi hafta sonları sizinle olsun. Sizle konuşabilir miyim? Tamam, çıkışta geleceğim. Tamam, teşekkür geleceğim. Ederim. Şimdi sen diğer konumuza geçelim. Görüşürüz Muharrem. İyi bak kendine.